Birinci Dünya Savaşı'nda silah altına alınan 3 milyona yakın Türk askeri gittikleri cephelerde çok şey gördü. Acıyı, yokluğu, kan ve ölümü gördü. Allahu Ekber dağlarında donanları, Sina çöllerinde yananları, Çanakkale'de toprağa düşenleri gördü. Cepheye koşanların 200 binden fazlası esareti yaşadı, vatan hasreti çekti. Esirler 4 yıl süren savaş boyunca Mısır'dan Romanya'ya, Burma ve Hindistan'dan Sibirya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki esir kamplarına götürüldü. Bilinmeze doğru çıktıkları bu yolculukta birçoğu hayatını kaybetti. Onlardan geriye dinmeyen bir vatan hasretiyle unutulmuşluk kaldı. Onlar bu toprakların kayıp çocuklarıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk-Rus muharebeleri Osmanlı donanmasının 1914 Ekim'inin son günlerinde Karadeniz'de Rus limanlarını bombalamasıyla fiilen başladı. Kasım 1914'te Osmanlı'ya savaş ilan eden Rusya, Doğu Anadolu'yu işgal etmek için harekete geçti. Sınırı geçen Rus birliklerinin ileri harekatı, 7-17 Kasım arasındaki Köprüköy ve Azap muharebelerinde durduruldu. Bu çatışmalarda her iki tarafta da bir kısmı esir olmak üzere 7000 zayiat vardı. Sarıkamış'tan önce Rusların bize savaş ilanından sonra Kasım 1914 Köprüköy ve Azap savaşları var. Bu savaşlarda verilmiş esirler var. Bu harp ceridelerinde bunların dökümleri vardır. Yani günlük tutulan birlik kayıtlarında esir veya gayip şeklinde geçen kayıtlar vardır. Şimdi bunların akıbeti konusunda bu ilk muharebelerde çok fazla bilgi sahibi değiliz. 1914 yılı biterken Başkumandan Vekili Enver Paşa gözünü doğuya dikmişti. Hem Rusları işgal ettikleri topraklardan atmak, hem de Türkleri birleştirmek adına büyük hayalleri vardı. Osmanlı ordusu 1914 yılının Aralık ayında Allahu Ekber dağlarındaydı. Hedef o zamanlar Rusların elinde olan Sarıkamış'ı almak ve Rusları kuşatmaktı. Ancak Doğu Anadolu o yıl en sert kışlarından birini yaşıyordu. Ve Türk askeri donanımsızdı. ...22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı 14 Ocak 1915'e kadar sürdü. Ancak Osmanlı ordusu komutanlar arasındaki görüş ayrılıkları ve değerlendirme hataları sonucu Sarıkamış'ta Ruslara değil Karakış'a yenildi. Binlerce asker donarak öldü, binlercesi de Ruslara esir düştü. Osmanlı birliklerinin toplam zayiatı 15 bine esir olmak üzere 75 bindi. Sarıkamış bozgunundan sonra ilerleyişini sürdüren Rus ordusu adım adım Doğu Anadolu ve Karadeniz şehirlerini işgal etmeye başladı. 16 Şubat 1916'da Erzurum, 3 Mart'ta Bitlis düştü. Ruslar 8 Mart'ta Rize'yi, 19 Nisan'da da Trabzon'u ele geçirdi. Erzurum müstahkem mevki, son müstahkem mevki. Yani Rusları Erzurum'da durduramadıktan sonra neredeyse ellerini kollarını sallaya sallaya sıcak denizlere inebilecek bir pozisyonda geliyor Ruslar. Çok sayıda esir aldıklarını biliyoruz Doğu cephesinde, yani Kafkas cephesinde. 1916 yazında Kafkas cephesinde Türk ve Rus orduları arasında kanlı muharebeler devam ederken, Türk ve Rus askerlerinin çarpıştığı bir başka sahada
Galicia ve Romanya cepheleriydi. Buradaki muharebelerde 10 bin civarında Türk askeri Ruslara esir düşmüştü. Osmanlı ordusu 1. Dünya Savaşı boyunca Kafkas, Galicia ve Romanya cephelerinde yaklaşık 65 bin askerini Ruslara esir verdi. Bu esirlerin 50 bin kadarı Rusya'daki kamplara ulaşabildi. Geri kalanı savaş alanı veya yollarda hayatını kaybetti. Ruslara esir düşen askerler sürekli kalacakları kamplara götürülmeden önce toplama kamplarında tutuluyordu. Bu toplama kamplar arasında en bilineni Sarıkamış yakınlarındaki Hamamlı Köyü, Gümrü yolu üzerindeki satılmış Gedik Köyü ve Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'ydı. Toplama kamplarının zor şartlarında hayatta kalmayı başarabilen esirler, trenlerle Avrupa Rusyası ve Sibirya'daki çeşitli yerlere dağılmış bulunan esir kamplarına gönderiliyordu. Avrupa Rusyası'ndaki esirler, genellikle en azından Osmanlı esirleri, ufak kasabalara, ufak şehirlere gönderiliyor. Burada mesela büyük binalarda, yani villa tipi evlere yerleştirilmiş, mesela 30-40 kişinin kalabileceği veya 50-60 kişinin kalabileceği açık binalara, yani o zamanki Rusya hükümetinin el koyup burada buraya esir yerleştireceğiz dedikleri binalarda hayatlarını sürdürülüyor. Burada tabii diğer kamplara nazaran, özellikle Mısır'daki kamplara nazaran bir tel örgü yok, bir duvar yok. Avrupa Rusyası'na götürülen Türk esirleri Volga'nın bir kolu olan Vetluga Irmağı'nın çevresinde kurulmuş kasabalarda kalıyordu. Irmak'ta aynı adı taşıyan Vetluga kasabası Moskova'ya 650 kilometre uzaklıktaydı. Ekim 1916'da Vetluga kasabasında 100'e yakın Türk savaş esiri vardı. Yedek subay Faik, Mehmet Asaf, Ahmet Şükrü ve diğerleri. Cephelerden gelen esir sayısı artınca Rus hükümeti kamp sisteminin yanı sıra sivillerin evlerini kiralayarak esirlerin iskanında kullanmaya başlamıştı. Vetluga'daki Türk esirlerin büyük bölümü Domçirkina adı verilen bir binada tutuluyordu. Kaldıkları evin sadece iki penceresinin gündüzleri açılmasına izin veriliyordu. İçerisi kalabalık ve havasızdı. Muhafızsız dışarı çıkmak yasaktı. Savaş yıllarındaki birçok yer gibi Vetluga'daki başlıca problem gıdaydı. Bu durumdan en çok esirler etkileniyordu. Türk esirlerinin kaldığı bir başka kasaba ise Varnavin'di. Vetluga Irmağı kıyısındaki bu küçük kasabada savaş yıllarında 1000 kişi yaşıyordu. Ahalisi daha çok ticaretle uğraşan Varnavin'de nehir ticaret hayatında çok önemli yere sahipti ve ticaretin çoğu gemicilikle yürütülüyordu. Varnavin еще был известен вообще в России как местом ссылок. Здесь была достаточно крупная по уездным меркам тюрьма, где отбывали как бы срок, в том числе как бы многие иноземцы. Это поляки, чехи, словаки и в том числе и турки. Varnavi kasabasında da 100'e yakın Türk savaş esiri vardı. Üzerlerinde Türk ordusunun üniformasını taşıyan esirler, gözetimci bir Rus erinin eşliğinde kasabada dolaşabiliyordu. Вообще, как бы именно о пленных турках нам известно более всего по воспоминаниям Бирючева, местного жителя города Варнавина, где он пишет, что кроме как бы перечисленных уже мной иноземцев, которые отбывали как бы здесь срок, которые сюда были сосланы, были в том числе и турки. Их было около 100 человек, как он рассказывает. Они были расквартированы в городе, и вот один из домов, которых мечает в своих воспоминаниях, это дом купца Антонова, который находился на пересечении улицы Костромской и Полукруглой. Это был
деревянный одноэтажный дом с колоннами, очень красивый. Долгое время, то есть в начале века, он не был заселен, то есть никак не использован. И вот именно в этот период, 14-18 год, вот в этот период он как бы в воспоминаниях отмечает, что там были расквартированы какое-то время пленные турки. Varnavi'nde kalan Türk esirleri için en büyük sorun kışın dayanılmaz soğuğuydu. Kışın şiddeti arttıkça Ruslar kalın kürklere bürünüyor, esirlerse dondurucu soğuk nedeniyle dışarı çıkamıyordu. Varnavi'nin dondurucu iklimine ayak uyduramayan esirlerden Binbaşı Hakkı Bey, Teğmen Gani Bey ve Teğmen Ali Sami Bey yakalandıkları hastalıklar sonucu hayatlarını kaybetmişti. Bu üç Türk subayı arkadaşları tarafından düzenlenen törenle kasaba kilisesinin bahçesine gömülmüştü. Bugün kilisenin bahçesinde bu askerlerin mezarlarından herhangi bir iz bulunmuyor. Varnavi'ndeki esirlerden ikisi ise ağır esaret günlerinin psikolojik yükünü kaldıramamış ve Moskova Akıl Hastanesi'ne gönderilmişti. Soğuk Varnavi günlerinde her esir kendisine bir meşgale bulmuştu. Esirlerden Teğmen Mehmet Arif Bey ve Yüzbaşı Hilmi Bey resme düşkündü. Yüzbaşı Hilmi Bey'in yaptığı tablolardan biri bugün kasaba müzesinde duruyor. Esir Türk ressamlarının yaptığı tablolardan biri de kasabanın en yaşlılarından olan Vladimir Aleksandrovich'in evinde duruyor. 100 yaşına merdiven dayamış olan Aleksandrovich'in çocukluğuna dair anılarında Türk esirleri de var. Пленные турки в Варнавине. Это 20-е годы того столетия. Помню я, они жили, это помещение казарменное, до сих пор в Варнавине. Один пленный, видимо, художник, какое-то отношение имел к нашей семье, нарисовал картину, которая до сих пор у нас находится как реликвия. Но турки пленные, поскольку даже такие взаимоотношения были довольно хорошие, так как не каждый может. Короче говоря, туркам здесь жилось неплохо. Ruslar esir aldıkları Türk askerlerin büyük bölümünü trenlerle Trans-Sibirya hattı boyunca kurulan esir kamplarına götürdü. Rusların Tepuşki adını verdikleri vagonların her biri kapasitelerinin iki katı dolduruluyordu. Aylar süren bu sevkiyatlar adeta ölüme yolculuktu. ...1915 kışında 800 Osmanlı esirinden sadece 200'ü Priyamur'daki kampa ulaşabilmişti. Bir başka acı olayda kapıları ve pencereleri tahtalarla kapatılan iki Tepuşki'nin Samara'da bir ray hattında unutulmasıydı. İçlerinde erzak olduğu sanılıyordu ancak günler sonra kapılar açıldığında içlerinde insan olduğu anlaşıldı. Vagonlardaki 68 Osmanlı esirinden ancak 8 tanesi kurtulabilmişti. Cepheye gönderilen Rus askerlerinin boşalttığı Sibirya'daki kışlalar savaş esirleriyle doldurulmuştu. Bu kamplar Omsk'tan Krasnoyarsk ve Rusya'nın doğusundaki Vladivostok'a kadar uzanıyordu. En büyük kamplardan birisi Krasnoyarsk'taki kamp. Askeri kışla olduğu için tabii böyle bir şeye açık. Omsk gibi şehirlerde de büyük kışlalar var veya büyük kamp şekline dönüştürülmüş askeri binalar veya diğer türden binalar oldukları için bunlara gerçekten kamp diyebiliriz. Ve bunların nüfusları epeyce artıyor. 40 bin civarında olanlar var mesela. Krasnoyarsk, Orta Sibirya'da, Yenisey Irmağı'nın kenarında kurulmuş bir şehir. Günümüzde Moskova'dan 3 günlük mesafede olan Krasnoyarsk'a trenle ulaşmak savaş yıllarında haftalar sürüyordu.
Esirlerin büyük bölümü kampa ulaşamadan yollarda yaşamını yitiriyordu. Krasnoyarsk'taki kamp, şehir merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Voyenny Gorodok adı verilen askeri şehirde kurulmuştu. Kampta şanslı olanlar tuğla veya tahta barakalarda, şanssız olanlarsa ahırlarda ve topçu depolarında barınıyordu. Sibirya'daki kamplarda esirler için en büyük sıkıntı yiyecekti. Условия содержания были довольно сложные. Но представьте себе, что город уже сидел на чай, сахар, уже система, карточная система, еще к нам прибывает несколько тысяч человек. Поэтому отводился определенный рацион, который явно был недостаточен для взрослых, крепких мужчин. И приходилось некоторым военнопленным подрабатывать. Были даже организованы мастерские, в которых вот делались разного рода подделки, часы, какие-то изделия из дерева. Очень большим спросом пользовались коробочки, шкатулочки разрисованные, потому что оказался очень контингент образованный. Bir hikaye var mesela. 13 esir. 13 esir bir kap, ne diyeyim yani bir tas çorbadan çorba içiyorlar. Herkes aynı kaşığı kullanıyor. 13 kişi birden. Böyle hikayeler de var tabii. Bazen esirler var, subaylar bunlar ya, erler bile değil. 3 kilo un alıyorlar Rus köylüsünden. Unu kavuruyorlar, her sabah un çorbası yapıp içiyorlar. Bu kahvaltı yerine geçiyor. Kamplardaki aşırı kalabalık ve sağlıksız ortam esirler arasında hastalıklara yol açmıştı. Ve bu nedenle binlerce esir hastalık sonucu hayatını kaybetti. İsveç Büyükelçisi'nin, Rusya'daki Büyükelçisi'nin kızı Elza Brostrom'un notlarında ilginç bir şey var. Krasnoyarsk'ta akan su, esirlere verilen su sapsarıydı diyor. Yani kirli bir su. Bu ilk oraya götürülen esirlerin çok büyük çaplı bir bulaşıcı hastalığa maruz kalmalarına sebep olacak. 10 bin civarında esir var. O askeri şehircikte, Grodnok dedikleri. Krasnoyarsk askeri şehirciğinde bunların neredeyse 9 bini vefat ediyor. Tifüs çok insanı öldürüyor Krasnoyarsk'ta ve diğer kamplarda da böyle oluyor. Orada 450 civarında mesela Osmanlı subayı var Krasnoyarsk'ta. Bunların 30 civarında ki bazen bu numaralar değişiyor. Bir kısmı tüfüsten ölüyor. Osmanlı subayları genel olarak %20 ile 25 arasında bir ölüm oranı veriyorlar. Yani esir olunduktan sonra. И очень серьезные опасения вызывали эпидемические заболевания. Потому что война всегда влечет за собой эпидемии. Тиф и разные заболевания. Смертность в военном городке была довольно большая. По нашей прессе следует, что в самом начале присылки сюда пленных к нам было отправлено 50 турецких офицеров. Сведения таковы, что большинство из них, не выдержав сибирских морозов, буквально сгорало. 30 градусов, 35, доходящие до 40 градусов температуры Сибири, не подходила не только для турок, она не подходила и для европейских военнопленных. И вот очень часто можно было в городе увидеть человека, закутанного в какую-то шинелишку, ботинки. А вы знаете, сибиряки очень добрый народ. Krasnoyarsk'ta esirlerin tutulduğu binalar bugün hala varlığını koruyor ve askeri kışla olarak kullanılıyor. Bu kampta hayatını kaybeden askerler, kampın yakınında bulunan şehir mezarlığında yatıyor. Kampta ölen Türk savaş esirlerinin mezarları ise savaştan sonraki yıllarda tahrip edildiğinden günümüze ulaşmayı başaramamış. Krasnoyarsk'ta hayatını kaybeden Türk askerlerin anısını yaşatan şey, kampta ölen askerler için yaptırılan anıt. Ne yazık ki anıtın bir yüzünde bulunan Osmanlıca yazıysa silinmeye yüz tutmuş.
Krasnoyarsk Müzesi'nde 1. Dünya Savaşı esirleriyle ilgili özel bir köşe var. Bu bölümde yer alan tahta bir plakada yüzlerce askerin esaret günleri anısına attıkları imzalar bulunuyor. Bunlar arasında 10 Türk askerinin imzası da var. Miralay Hakkı, Binbaşı Ahmet Hamdi, Yüzbaşı Cemalettin, Yüzbaşı Mustafa, Mülazım-ı Sani Mehmet Arif ve diğerleri. Ruslara esir düşen Türk askerleri çeşitli yollarla vatanlarına dönebildi. Bir kısmı savaş yıllarında bölgedeki Türk ve Müslüman halkın yardımıyla firar etti. Türk esirlerin esas dönüşü ise Rusya'nın Bolşevik devriminden sonra müttefiklerle imzaladığı Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra başladı. Fakat bu çok yavaş gidiyor. İki nedenden dolayı. Bir, iç savaş başlıyor Rusya'da. Sibirya kısımları kapatılmış bir duruma geliyor. Yani trene binip sağa sola gitme olasılığı çok tehlikeli oluyor. Beyaz ordularla kırmızı ordular arasındaki iç savaşlar yüzünden kampta kalmak, yani bir maaş olmasa da, yemek bulması zor olmasa da, olmasına rağmen kampta kalmak, yani savaş bitmiş olsa da bir yerde daha güvenli bir şey oluyor. Bu yüzden esirlerin çoğu bekliyor kamplarda. Dönme 1919'da, 20'de civarlarında yavaş yavaş tekrar başlıyor. Her dönem esirin kaydı tutulmuştur Harbiye Nezaretinde. Bunlar şu anda Genelkurmay ATS arşivinde bunların kayıtları var. Oradaki bir çizelgede erinden erbaşına kadar, imamından küçük zabitine kadar, yani az subaya kadar, subayından üst subayına ve emirine kadar, yani generale kadar ayrıntılı dökümleri vardır. 22 bin civarında esirin döndüğünü biliyoruz. Türk savaş esirlerinin bir kısmı Avrupa üzerinden, bir kısmı Vladivostok üzerinden uzun ve çileli yolculuklardan sonra memleketlerine kavuşabildi. Yıllar süren esareti geride bırakan Türk askerleri, kendilerini işgal altındaki vatanlarında yeni bir mücadelenin içinde buldular. Thank you.